toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Rutkay Aziz ve Deniz Çakır'ı hedef gösterdi. Bunların faşist yüzleri açığa çıkıyor. Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanı'nı bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır. Bu ülkenin başörtülü hanımlarına Suudi Arabistan'a gidin demek faşistliğin en sefil halidir. Adı da neymiş? Sanatçıymış. Buyurun. Dert başka. Dert başka. Ne derseniz deyin. Bu ülkede insanların yaşam biçimiyle uğraşan CHP zihniyetidir. AK Parti tam aksine bu ülkede yaşam çeşitlerini garanti altına alan bir siyasi zihniyettir. Erdoğan'ın hedef aldığı oyuncu Rutkay Aziz telefon attığımızda kendisiyle Erdoğan'ın hakkında kullandığı ifadeleri konuşacağız. Sayın Aziz, hoş geldiniz yayınımıza. Efendim, hoş bulduk. Öncelikle izleyicilerimizle de hatırlatalım, biz de hatırlayalım. Siz ne önermiştiniz de Erdoğan bu kadar tepki gösterdi? Ben bir şey önermedim. Bana sadece bir soru soruldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fazıl Say'ın konserine gideceği, bu konuda ne düşündüğüm soruldu. Çok iyi olur. Mozart ve Beethoven dinlerler, iyi gelir dedim. Cümlem budur. Peki bugün aldığınız tepkiyle ilgili ne söyleyebilirsiniz? Zira ben faşist bilmiyorum ki, dinlemedim Sayın Cumhurbaşkanı'nı. Siz beni o konuda bilgilendirin. Yollardaydım, ben dinlemedim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan der ki birini Mozart'ı dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır. Faşizmin ne olduğu o zaman tam bilinemiyor. Ben mi faşist oluyorum, Mozart mı oluyor faşist? Böyle bir durum varsa ben insanlık adına Mozart'ı korumaktan yanayım. Tamam mı? Peki hakkınızdaki iddialarla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Bir de aslında genel olarak Erdoğan'ın sanatçılarla ilgili bu tür ifadeleri çok sık kullanıyor olması Türkiye'nin geldiği nokta açısından nasıl değerlendirilebilir? İşte sanata ve kültür hayatımıza nasıl baktıklarının bir göstergesidir. Bu metinle başlamıştır. Şener'le devam etti. Müjdat'la devam ediyor. Başka arkadaşlarla. Yani aslında Sayın Cumhurbaşkanı daha önce de söyledim. Metine ve Müjdat'a, sanatçıya müsveddelere derken aslında ucu açık bir laf ediyor. Yani muhalefette kim varsa, kim eleştirisel bir yaklaşım içindeyse bunlar demek ki müsvedde oluyorlar. Kim müsvedde, kim değil. Bunu halk zaten kendisi belli bir yerlerde getirip koyuyor. Bunun ötesinde daha fazla muhatap tutmanın bir anlamı yoktur kendilerine. Peki kendisi evet, söyleyeceğim bu kadar. Kendisi sık sık kendi hakkında söylenenlerle ilgili. Yani bu kadar söyleyeceğim. Daha fazla peki, da şey girmek istemiyorum. Peki çok teşekkür ederiz Rutkay Aziz yayınımıza. Ben iyi yayınlar diliyorum Senem oradaki bütün arkadaşlara. Çok çok teşekkür ediyoruz bizler de katıldığınız ve aktardığınız bu bilgiler için. Erdoğan'ın hedef aldığı Rutkay Aziz telefon hattımızdaydı. Kendisi hakkındaki ithamları değerlendirdi ve Türkiye'nin geldiği noktanın çok da iyi bir yer olmadığını söyledi. Devam